Çözüm TV'den iyi günler sayın seyirciler. 19 Mayıs gün ortası haberleriyle karşınızdayız. Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından 19 Mayıs törenleri de buruk kutlandı. Geçen salı 301 işçinin yaşamına mal olan maden faciasının ardından Soma'da yöneticiler ilk kez 19 Mayıs töreninde bir araya geldi. Cengiz Topel Meydanı'nda tören saat 10'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Dilmek Kuruçay'ın Atatürk yantına çelenk bırakmasıyla başladı. Kaymakam Mehmet Bahattin Alçı ile bürokratların yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Ak, CHP Milletvekilleri Özgür Özel ile İhsan Ökteş de törene katılan siyasiler oldu. Kaymakamlıkta bulunan Vali Abdurrahman Savaş da törene katılmadı. Tören saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Tüm Türkiye, hatta tüm dünyayı büyük acılar içerisinde bıraktı. Henüz babasını tanımayan evlatlar, kocasına doyamayan eşler, yavrularını gözünden sakınan analar ile birlikte tüm milletimiz bu kara günün acısını derinden hissetti. Devletimiz güçlüdür. En kısa zamanda bütün yaralar sarılacaktır. Buna inancımız tamdır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciası nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı buruk kutlanıyor. Kutlamaların iptal edilmesi nedeniyle Ankara'da tören sadece Anıtkabir'de yapıldı. Saat 9.30'da Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, beraberinde Türk bayrağıyla yürüyen gençlerle birlikte Aslanlı Yoldan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Burada saygı duruş ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bakan Kılıç, Atan'ın mozalesine çelenk bıraktı. Ardından da çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerle sohbet etti, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Protokol ziyaretinin ardından Anıtkabir vatandaşlarının ziyaretine açıldı. Anıtkabir'e üzerinde Atatürk bayraklı ve Atatürk resmi olan tişörtlerle gelen çocuk, gençler ve yetişkinler Atan'ın huzuruna çıktı ve mozaleye çiçekler bıraktı. Anıtkabir gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 95 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadeleyi temsilen, bugün ülkemizin istiklal mücadelesi için canını feda eden tüm şehitlerimizin aziz emanetlerini üzerimizde taşıyarak huzurundayız. Samsun'da da buruk kutlama vardı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları... Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Soma'daki maden faciasından dolayı buruk geçti. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 8.30'da Atatürk Anıtı önünde başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt ve iki izci ile birlikte anıta çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Sağanak yağmur nedeniyle programa katılanlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Törene katılanlara üzerinde Somalı kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz yazılı siyah kokart dağıtıldı. Çelenk törenine Samsun Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle sporcular ve gençler katıldı. Bugün bu kutlamamız buruk, bu kutlamamız acılı. Biliyorsunuz 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde maden işçilerimizin hayatlarını kaybetmesi ülkemizi büyük bir yasa boğmuştur. Soma'da meydana gelen facia nedeniyle Kars'ta bir düğün salonu kapılarını bir hafta düğün etkinliklerine kapattı.
Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen ve 301 işçinin ölümüne neden olan facia nedeniyle Kars'ta bir düğün salonu kapılarını bir hafta düğün etkinliklerine kapattı. Düğün yapılmayan salonda görevliler ise televizyondan gündemi takip ediyor. Ardahan'ın Göl ilçesine bağlı Balçeşme köyünde ise Şehit Ercevdet Çelenk Ortaokulu'nda düzenlenen bilim fuarı Soma faciasında yaşanan üzüntü nedeniyle buruk geçti. Yakalarında siyah kurdelelerle etkinliğe katılan öğretmenler, öğrenci ve köy halkıyla birlikte bilim fuarının açılışı öncesinde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudular. Açılışın yapılmasından sonra fuarda sergilenen ürünler gezildi. Ülke genelinde bulunan madenlerin de yer aldığı fuarda Soma Kömür Madeni'nde öğrenciler tarafından Soma Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan adliyeye getirildi. Manisa'nın Soma ilçesinde 301 kişinin yaşamı yitirmesinin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Soma Holding'in sahibi Alp Gürkan'ın oğlu ve Soma Madencilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan adliyeye getirildi. Can Gürkan zamanı gelince konuşacağız dedi. Faruk, öbür tarafa gitsene. Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciası nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kocaeli'de de buruk bir şekilde kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Soma'da yaşanan facia nedeniyle iptal edilince sadece Kocaeli Valiliği bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk koyma törenine vali, belediye başkanı ve diğer il protokolü katılmadı. Atatürk anıtı önünde yapılan törene CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Cinkimar, siyasi parti başkanları ve sivil toplum örgüt başkanlarıyla yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. CHP Kocaeli İl Örgütü de Soma'da yaşanan facia nedeniyle başlarına madenci bareti takarak geldi. Atatürk Anıtı önünde yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Kocaeli İl Başkanı Yalçın Kuşkan partililere bir açıklamada bulunarak Soma'da yaşanan maden faciasını Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kader ve fıtrat olarak nitelendirdi. Dili var, ümit dolu, yüreklerce bekleniyor. İşte 19 Mayıs 1919. Çözüm TV gün ortası haberleriyle karşınızda olduk. Günün gelişmeleriyle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.